Kadınlar Günü büyük bir coşkuyla kutlayıp yitirdiğimiz kadınlarımızı bir kez daha sizlerle birlikte anacağız. Kadınla ilgili çok şey anlatılır. Binlerce cilt kitap yazılmış, binlerce şiir yazılmış. Tarihe baktığınız zaman hiç erkeğe şiir yazıldığını göremezsiniz. Hiç yoktur. Tarihte bir kadının bir erkeğe şiir yazdığını görmezsiniz. Ama erkeklerin kadınlara onlarca ansiklopedi dolduracak kadar şiir yazdığını görürsünüz. Kadınlara yönelik kitaplar yazılmıştır ama hiç erkeğe yönelik kitap yazılmamıştır. Baktığınız zaman hep aslında çok ilginçtir. Neden acaba kadın bu kadar önemsenmiştir ama neden önemsendiğinin farkında değildir? Böyle arabada gelirken acaba bunun üzerine mi konuşsak? Yok, biz kadın olmayı ya da çocukluktan çıktıktan sonra kadınlık ve erkeklik duygularını ilk kez çocuklarımıza 11 yaştan sonra vermeye başlıyoruz. Aslında daha önce de veriyoruz ama bunu Türk toplumu şöyle yapıyor. Bizim toplumumuzda çok ilginçtir. Erkeği yüceltirken kadını biraz daha böyle hizmet eder hale sokuyoruz. Şimdi bu işine hizmet etmeli duygusu veriyoruz. Erkeğe de şöyle bir duygu veriyoruz. Yani erkek hep üstte olduğunu, kadın da hep altta olduğunu düşünüyor. Hani bunu duygusal anlamda bunu hissediyor ve bunu da hayatına taşıyor.